Arkadaşlar şimdi Orta Çağ'da Avrupa tarihini göreceğiz sizinle. Burada birkaç tane kavram var sizin bilmeniz gereken önemli kavramlar. Şimdi Feodalite ve Skolastik düşünce e, kayımlar göçüyle ortaya çıktı. Kayımlar göçü 375-476 yıllar arasında e, Asyalı kayımların Avrupa'yı yağmalama olayıydı. E, Avrupa bunların batıya doğru hareketi kayımlar göçüne neden oldu. 100 yıl sürdü bu kayımlar göçü. Bu göçler sonucunda Avrupa'da Roma İmparatorluğu yıkıldı ki ilk önce ikiye ayrıldı doğu batı olarak daha sonra yıkıldı. Böylelikle derebeylik dediğimiz feodal rejimler ortaya çıktı. Feodalite toprağa dayalı yönetim sistemidir. Feodalitenin olduğu bir yerde siyasi birlik yoktur. Merkezi krallıklar yoktur arkadaşlar ve sosyal sınıflar vardır. Yani köylüsü vardır, burjuvası vardır işte e, serfi vardır, yönetileni vardır, süzerini vardır, yöneteni vardır. Çok önemli değil bu kavramlar ama e, şunları bilin tabii ki. <laughs> e, feodalite zamanla da yıkılacak. Feodalitenin yıkılmasına neden olan olaylar Haçlı Seferleri, coğrafi keşifler ve barutun ateş silahlarda kullanılması olacak. Bunlar feodal düzeni ortadan kaldıran Avrupa'daki önemli gelişmeler olacak. Skolastik düşünce ise yine kavimler göçüyle ortaya çıkan dini düşüncedir, dine dayalı düşüncedir. Ki skolastik, dini okullar, din dersi verilen okullar anlamına gelir. Yani egemenlik papa, kilisenin papalar çok güçlü. Tüm topraklar onların elinde, yani geniş topraklar onların elinde, eğitim kurumları onların elinde ki skolastik düşüncenin olduğu bir yerde bunu unutmuyorsunuz. Bilim ve deney asla yoktur. Gözlem yoktur. Karanlık bir çağdır. Skolastik düşünceyi ortadan kaldıran olaylar da Haçlı Seferleri, coğrafi keşifler, Rönesans e, ve reform hareketleri olacaktır. Bunlar zamanla e, su klasik düşünceyi yıkacak. Mesela Haçlı seferleriyle kilisenin işte zafer vaadi vardı. Kudüs'ü alacağız. Tanrı bizimle birliktedir demişti. Olmadı. E, coğrafi kişilerle dünyanın yuvarlak olduğu ispatlandı. Yani kilisenin bu öğretileri boşa çıktı. Rönesansla akıl değer kazandı. Reformla birlikte Avrupa'da dinde yenilik Katolik kilisesinin kendisinden düzenleme hareketidir. Dinde yenilik yaşandı. Yeni mezhepler ortaya çıktı. İşte Presbiterianlık, Protestanlık, Antlikanizm, Kalvinizm gibi Doğal olarak skolastik düşünce ortadan kalktı. Karşı seferlerini sizinle ayrıca göreceğiz birazdan. Magna Carta 1215 yılında İngiltere'de ortaya çıktı. Magna Carta, İngiliz Kralı Yurtsuz John ile arkadaşlar İngiltere'deki baronlar arasında, feodal beyler arasında imzalanan bir sözleşmeydi. Magna Carta, Avrupa tarihinde ilk defa kralın yetkisini sınırlandıran olay, ilk defa Avrupa'da demokratikleşmeyi başlatan olaydır. Anayasal devlet olma anlayışı, ilk defa kralın yetkilerinin sınırlanması, ilk defa demokratikleşme Avrupa'da Magna Carta ile ortaya çıkar bizdeki senedi ittifaka benzetilir. Yüzyıl savaşları 1336-1453 yılları arasında yine Osmanlı kuruluşuna denk gelir dikkat edin. İngiltere ile Fransa arasında yapıldı. İşte bu savaşların İngiltere ile Fransa arasında olması Osmanlı'nın batıya doğru topraklarını genişletmesini sağlamıştır. Bu savaş Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlandı ki burada hemen bir bilgi kullanalım. İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl süren bu savaşlarda feodal beylerin büyük bir çoğunluğu hayatını kaybettiği için bu feodal rejimin yıkılmasını etkileyen faktör olacaktır. Hatta ilerleyen dönemde İngiltere'de bir iç savaş çıkacaktır bu yüzyıl savaşlarından sonra. Buna çifte gül, çifte gül savaşları derler. Çifte gül savaşı, iki gül savaşı, güller savaşı derler. İngiltere'deki York sülalesi ise York sülalesi ile Lancaster sülalesi arasında yani beyaz gülle kırmızı güller arasında Savaş olacaktır arkadaşlar ki bu savaş sırasında Avrupa'da veba salgını çıkacak veba salgını Kara veba olarak geçer yüzyıl savaşları devam ederken çıkacak Sicilya adasında doğacak sonra tüm Avrupa'yı kaplayacak ve Avrupa'nın fosunun üçte biri hayatını kaybedecek O zaman Orta Çağ'da Avrupa nüfusunun hızlı bir şekilde azalmasına sebep olan olay veba salgını olacak. Yüzyıl savaşları sırasında yaşanacak arkadaşlar. Şimdi geldik Haçlı seferlerine. Haçlı seferleri Hristiyan dünyasının İslam dünyası üzerinde düzenlediği seferlerdir. Haçlı birliği Katolik Ortodoks birliğidir. Zaten o dönemlerde Hristiyan dünyasında Katolikler ve Ortodokslar var. Bunlar Papa'nın etrafında birikecekler ve Haçlı birliği Papa 2. Urban. Etrafına birikecekler ve Haçlı Birliği ortaya çıkacak ve toplam 8 tane sefer düzenleyecekler İslam Dünyası üzerine. Bu seferlerin sebebine ne? E, Dinin sebebi Kudüs'ü geri almak. Kudüs Müslümanların elinde. Hazreti Ömer fethetti. Kudüs'ü geri, geri, geri almak istiyorlar ve onların bir koloni tarikatı var. O tarikat Tanrı bizimle birlikte Kudüs'ü alacağız, zafer bizimdir diyor. Ve... E, savaşa katılanları endülüjans dağıtıyor. Endülüjans cennetten arsa dağıtıyor arkadaşlar. Bu dinin sebep. E, doğu'nun zenginliğini ele geçirmek istiyorlar. Ki coğrafi keşiflerin temel sebebiyle Haçlı Seferleri'nin ekonomik sebebi bu ekonomik sebeptir. Aynıdır arkadaşlar. Doğu'nun zenginliğini yani İslam dünyasının zenginliğini yağmalamak istiyorlar. Şu da siyasi sebeptir ki Türkler Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya girdiler. Bu da Avrupa'da Haçlı ruhunu ortaya çıkardı. Siyasi sebeple Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesi. Hani feodal beyler vardı ya. Bunlar da seferlere katılacaklar. Onların amacı da Orta Doğu'ya, Orta Doğu dediğimiz yer Türk İslam toprakları. Türk İslam topraklarını feodal rejimi taşımak. Yani macera perest, macera arıyorlar. Feodal düzenini Orta Doğu'ya da taşımak istiyorlar. Bu seferler bir başlar ki 1096'da başlar 1271 yılına kadar devam eder bu seferler. Toplam 8 tane çok uzun sürdü. Ee, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Eyyubi, Memluk, işte Artuk, Saltuk, Mengücek, Danışment gibi beylikler Haçlarla savaşır. Mesela arkadaşlar Büyük Selçuklu Sultanı Berk Yaruk döneminde Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan döneminde e, haç seferleri başlar. Yani birinci haç seferi başladığında Büyük Selçuk'un başına Berk Yaruk, Anadolu Selçuk'un başına birinci Kılıçarslan vardı. Selahattin Eyyubi'yi de burada hatırlarsınız zaten. Anlatmıştık Kudüs'ü, geri almıştı. Kudüs, Kudüs Fatihi'ydi. Şimdi bu seferlere bir bakalım. Ne dedik toplamda? 8 tane sefer var. Arkadaşlar birinci sefer, birinci sefer, ikinci sefer, üçüncü sefer doğrudan Anadolu üzerinden Kudüs'edir. E 4. sefer ise şu, dördüncü sefer ise amacından sapmıştır. Ki Katoliklerin Ortodokslar üzerine seferidir. 5, 6, 7 ve 8. seferler ise deniz yoluyla Kudüs'edir. Ancak 8. sefer Tunus'a yapılmıştır. Yani Mısır'a kadar gelmediler, Tunus'a yapıldı. Şimdi bu seferlere şöyle kısaca bakalım. Arkadaşlar 1. Haç Seferi, 1. Haç Seferi ile Haçlılar galip gelirler. 1. seferinde galip geldiler ki bunun sonucunda arkadaşlar Urfa, Antakya, İznik, Kudüs Haçlıların eline geçti. Hatta İznik hatırlayın bunu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentiydi 1. Kılıçarslan döneminde. Kılıçarslan başkenti e, Konya taşımak zorunda kaldı bundan dolayı. Haçlılar Urfa, Antakya, Kudüs'ü ele geçi, Trablusu ele geçince buralarda Urfa, Antakya, Kudüs'te Latin krallıklarını kurdular. Arkadaşlar şimdi o zaman Haçla birinci Haç seferinde amaçlarına ulaştılar. Bu sefer Musul Atabi İmadüddin Zengi Urfa'yı Haçlardan geri alınca bu ikinci Haç seferine sebep oldu. Haçlar burada yenildiler. Sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs Haçlardan geri aldı. 1187 Hıttin Savaşı ile hatırlayın bunu arkadaşlar. Bu da üçüncü Haç seferine sebep oldu. Burada da yenildiler. Dördüncü Haç seferi ise bu sefer Katoliklerin Ortodokslar üzerine yani Bizans üzerine yaptıkları sefer oldu. Bizans kesinti uğradı. 1204 yılında Bizans yıkıldı. 1261 yılına kadar Bizans imparatorları İznik'te kaldı. 1261'de bu Haçlılar gidince amaçlarına ulaşamadılar. Memleketlerine dönünce İznik'teki Bizans hanedanı İstanbul'a geldi. Bizans yeniden kurdu 1261'de. Fakat buradaki İstanbul'daki Bizans sülalesinin bir kısmı da Trabzon'a kaçtı. Trabzon Rum Pontus İmparatorluğunu kurdu. Trabzon Rum Pontus İmparatorluğu 4. Haçlı Seferi sonucunda o Bizans hükümdar sülalesinin işte İstanbul'dan kaçması sonucunda kurulmuştu. O zaman 4. Haçlı Seferi amacından sapan seferdir. Normalde Haç, Haçlı seferleri, Haçlıların İslam dünyasına yani seferleriydi ama bu Hristiyanların Hristiyanlar üzerine seferi. Şimdi tabii bu da bizim işimize gelecek. biraz rahatlayacağız o dönemde. Ki ondan sonra 4 sefer daha düzenlediler. Onun Anadolu ile bilgisi yok son 4'ün 5 6 7 8'in. Doğrudan deniz yoluyla Kudüs'e yaptılar. Bunlarda da yenildiler ama şu 8. sefer Tunus'a, Kartaca'ya yapılmıştı. Bu seferler sonucunda ne oldu? Haçlılar tabi amaçlarına ulaşamadılar. Feodal rejim arkadaşlar feod feodal rejim yıkılmaya başlandı. Çünkü feodal beylerin büyük bir kısmı öldü. Doğal olarak bu feodallerin malları, tarlaları, arazileri köyler tarafından yağmalanmaya başladı. Bu da merkezli krallıkları güçlendirdi. O zaman haçlı seferleri Avrupa'da feodalitenin çöküşünde etkili oldu. E, Türkler belli bir süre batıya gidemediler. Batı'da fetihler durdu. Bizans Batı, Batı Anadolu topraklarının bir kısmını ele geçirdi. Niye? Çünkü Haçlılara destek verdiler. Ki Haçlı Birliği zaten Bizans'ın yardım isteğiyle oluşmuştu. Mesela İznik ele geçmişti. İznik'i Haçlılar e, Bizans'a geri verdiler. Arkadaşlar Haçlılarla o kadar uzun süre savaştık ki bu sefer 1243'te Moğollar Anadolu'ya girdiklerinde Köse'den savaşı. Biz Moğollara karşı çok mücadele edemedik. Niye? Çünkü bu Haçlılar bizi yordu, yıprattı. Ayrıca Avrupalılar iki asır yaklaşık anı Orta Doğu'da, Anadolu'da kaldılar ve İslam medeniyetini yakından tanıdılar. Böylelikle İslam dünyasındaki bilimsel buluşlar, barut, pusula, matbaa ve kağıt, bak barut, pusula, matbaa ve kağıt, İslam dünyasının Avrupa'ya geçti. Barut'un Avrupa'ya geçmesi feodaliteyi yıktı. Pusulanın Avrupa'ya geçmesi coğrafi keşifleri başlattı. Matbaa ve kağıdın Avrupa'ya geçmesi, Rönesans reformu beraberinde getirecek arkadaşlar. Böylelikle Akdeniz ticareti canlanır. Çünkü Avrupa Orta Doğu'ya geldi. iki asır kaldı. Bu Avrupa ile Orta Doğu arasında ticari alışverişi de başlattı. Akdeniz ticareti canlanır. Şunu unutmayalım. Akdeniz ticareti haçlı seferleriyle canlanır. Coğrafi keşiflerle haç ticareti, şey, Akdeniz ticareti haçlı seferleriyle canlanır. Coğrafi keşiflerle önemini kaybeder. Kilisenin vadi yerine gelmedi. Kudüs'ü almak için yola çıkmışlardı. Alamadılar. Bu da kilise olan güveni sarstı. Yani skolastik düşünce zarar gördü. Şunu anlattım zaten. Barut pusula matbaa ve kağıt İslam dünyasının Avrupa'ya geçti. Barut'un Avrupa'da kullanılması feodaliteyi yıktı. Pusulanın kullanılması coğrafi keşifleri başlattı. Matbaa ve kağıdın kullanılması ilk önce Rönesans'a daha sonra reforma neden oldu. Yani hümanizma ortaya çıktı. E, Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Neden? Çünkü Haçlara karşı en çok savaşanlar Türkler oldu. Yani Eyyubiler, Memluklar, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklular Türk devletleridir. Yani Türkler İslam dünyasını Haçlılara karşı korumuş oldular. Arkadaşlar Orta Çağ Avrupası deyince aklımıza bunlar gelecek. Bu bilgileri unutmayalım. Olur Çok böyle yalın geçtim ve size lazım olan bilgileri burada verdim.